Grip vakalarındaki artış nedeniyle acil servislerde yoğunluk devam ediyor. Uzmanlar özellikle bu havalarda dikkatli olun diyor. Bu yıl önceki yıllara nazaran daha ağır seyreden grip hakkında Büyükşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Yavşan şunları aktardı. 3 gün içinde üşüme, titreme, ani yükselen ateş, halsizlik, kırgınlık, iştahsızlık, bulantı, yaygın kas eklem ağrıları, boğaz ve baş ağrısı, genizde dolgunluk, akıntı hissi, gözlerde yanma, kızarıklık ve burun akıntısı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu yıl gripal enfeksiyonlar önceki yıllara göre hem erişkinde hem de çocuklarda daha ağır seyretmekte. Tedaviye yanıt vermeyen inatçı öksürükler ve hatta akciğerlerde zatürre enfeksiyonlarına neden olan grip vakalarında artış görmekteyiz. Uzman Doktor Mehmet Yavşan salgınların mevsim geçişlerinde arttığını ifade ederek riskli gruplara değindi. Salgınlar her mevsim görülebildiği gibi genellikle mevsim geçişlerinde havaların soğuduğu, kapalı alan kullanımının arttığı dönemlerde görülme sıklığı artıyor. Her yaşta görülmekle beraber bebekler, çocuklar ve yaşlılarda daha ağır seyretmektedir. Yaşlılar, kalp akciğer böbrek, şeker hastaları ve vücut direncini bozan kronik hastalığı olanlar, 3-5 günlük ateşli dönemin ardından düzelme periyoduna girip tekrar ateşe yükselen hastalar grip belirtileri başlar başlamaz hekime başvurmalıdırlar. Hastalığın hızla yayıldığına dikkat çeken Doktor Mehmet Yavşan, hastalığın seyri hakkında bilgi verdi. Grip hastalarında başlangıçta gereksiz antibiyotik kullanımının kaçınılmalı. Hastalık süresince istirahat edilmesi, bol sıvı alınması, doktorun tavsiye ettiği ağrı kesici ateş düşürücülerin alınması, solunum yolu sekresyonlarına giderici ilaçların kullanılması ile semptomların kontrolü mümkün. Gripten korunma yollarından bize bahsedebilir misiniz hocam? Tabii ki. Özellikle bu geçtiğimiz yıllarda pandemi döneminde sıklıkla uyguladığımız maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamız gerekiyor. Mevsimle uygun kıyafetler giyilmeli, bol sulu gıdalar, taze meyve sebzeler tüketilmeli, kalabalık ortamlardan mümkünse uzak durulmalı, hastalar ile yakın temastan, ortak eşya kullanımından sakınılmalıdır. Büyükşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Mehmet Yavşan, korunmada en etkili yöntem olan grip aşısının kimler tarafından tercih edilmesi gerektiğine de değindi. Özellikle 65 yaş üstü kişiler, akciğer, kalp, böbrek, karaciğer ve immün sistem hastalığı olanlar, sağlık çalışanlarıyla bakım ve huzurevinde çalışan personeller, İlk 3 ayından sonra hamiler, ilk 6 aydan itibaren de bebeklere grip aşısının yapılması koruyucu açısından çok önemlidir.